Herkese selamlar, hoş geldiniz. Apple saatler her yıl yeni versiyonların çıkmasıyla giyilebilir pazarda ses getiriyor. Bunu hep birlikte görüyoruz. Her saatte onu Apple ekosisteminin ayrılmaz bir parçası yapan yeni özelliklerle dolu. Şu anda da bu giyilebilir saatin piyasaya sürülen 7. nesline sahibiz. Hatta cellular, yani hücresel modeli de ülkemize satışa çıktı. Ancak birçok kullanıcının hangi sürümü satın alacağı sorulduğunda kafası karışıyor. Aslında haklılar da. Yalnızca GPS sürümünü mü yoksa GPS artı hücresel sürümünü mü tercih etmelisiniz? Ben de bu videoda Apple Watch Cellular ile GPS arasındaki farklardan sizlere bahsedeceğim. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçiyorum. İlk başta biraz Watch Series 7'den bahsetmek istiyorum. Videonun başında da dediğim gibi bu GPS artı cellular, yani hücresel destekli bir model. eSIM'le telefonunuz yanınızda olmadan da bu saati arama yapmak için kullanabilirsiniz. Kasa anlamında da yeni, çünkü paslanmaz çelikten yapılmış ve grafit renginde geliyor. Yani bu seçeneğiniz var. Tabii buna ek olarak yeşil, kırmızı, gümüş gibi farklı renk seçenekleriniz de mevcut. Ancak grafit rengi özellikle bilekte oldukça şık duruyor. Watch Series 7'de belirtmek istediğim temel fark aslında %20 daha büyük olan ekran. Sunduğu özelliklerle de kesinlikle şimdiye kadarki en iyi Apple Watch ve en iyi akıllı saatlerden biri. Çoğu kişi telefonlarını cebinden sık sık çıkartmak zorunda kalmamak veya iyi bir fitness arkadaşı istedikleri için bu saati satın alacak olsa da aynı zamanda iyi bir kalp atış hızı izleme ve bir dizi faydalı uygulama da elde ediyorsunuz. 1.9 inç ile ekran önceki modellere göre daha büyük olsa da uzaktan bakıldığında her şey Watch Series 6 veya SE'ye benziyor. Bu arada SE'nin de cellular destekli modeli ülkemize satışa çıktı. Tabi OLED ekranı kaplayan camın hafifçe kavisli olması ve her zaman açık ekran burada önceki modellere göre biraz fark yaratıyor. Bunu da belirteyim. Daha büyük ekran daha fazla özelliğe de izin veriyor bu arada. Örneğin daha fazla mesajınızı görebilirsiniz bu ekranda. Aynı zamanda düğmelere dokunmak için daha geniş bir yüzey alanına sahipsiniz. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Watch Series 7 ile daha fazla tasarım yükseltmesi ummuştum ilk tanıtıldığında. Yeni iPhone tasarımına uyacak düz kenarlar ve biraz da büyük ekran beklemiştim. Bundan daha büyük ekran beklemiştim. Belki bunları Series 8'de görürüz arkadaşlar, ki bunun için de çalışmalar şu anda yapılıyor. Saatin içindeki S7 çipi de burada her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışması sağlıyor. Oldukça akıcı ve hızlı. WatchOS 8 platformu da bir antrenmana başlamanıza, görüntüleri görüntülemenize veya mesajları kolayca okumanıza olanak tanıyor. Bu anlamda da bu saat epey akıcı çalışıyor. Spor anlamında da aslında tüm Apple Watch ailesini düşünecek olursak bu zamana kadar iyi bir fitness arkadaşı oldular ve Series 7 de öyle. Saat koşma, bisiklete binme ve yüzme takibini iyi bir şekilde yapabiliyor. Ne kadar aktif olduğunuzu bilmenizi sağlayan Apple'ın halka sistemi de bazı güzel ekstralar sunuyor size. Düzenli olarak EKG veya kan oksijen monitörüne ihtiyaç duyan herkes için de gerçekten kullanışlı bir saat olmuş. Kan oksijen izleme, yani SpO2. Pil konusunda da saat tek bir şarjda ortalama 18 saat ayakta kalabiliyor. Saatin %0'dan %100'e çıkması ise yaklaşık 65 dakika sürüyor arkadaşlar. Yani ben testlerimde ortalama bu değerleri gördüm. Series 7'yi de kısaca özetlediğime göre o halde gelelim Apple Watch hücresel ve GPS arasındaki farklara. Tamam, şimdi esas farklara geçiyoruz. Öncelikle Apple Watch Cellular ile GPS arasındaki farkı tek bakışta anlayamazsınız arkadaşlar. Hücresel modelle dijital crown'un çevresinde kırmızı bir halka var. Ancak dışarıdan bakıldığında yine aynı görünüyorlar. Yani yakından bakmanız gerekiyor. İkisini en basit anlamda ayırmak için gidip bu kırmızı halkaya bakabilirsiniz. En basit hani ayırma şekliniz bu olabilir. Hücresel sürüm Apple Watch Series 7'de alüminyum, paslanmaz çelik ve titanyum olarak, Apple Watch SE'de de sadece alüminyum olarak mevcut. Bendeki de zaten paslanmaz çelik olarak geçiyor. Alüminyum versiyonlar Ionix cam ekranla sınırlı, safir kristal ekran ise yalnızca paslanmaz çelik ve titanyum kasalarda bulunuyor. Ionix cam daha yumuşak ve safir kristale göre daha fazla darbeye dayanabilir, ancak çizilmelere biraz daha yatkın. Öte yandan safir kristal çizilmeye karşı çok hassas değil tabii ki de, hani bunu da belirteyim. Ancak saati yere düşürürseniz zarar görmesi daha kolay olabilir. Buna da dikkat edin. Öte yandan bu iki model arasındaki temel fark sunduğu bağlantı şekli aslında. Şöyle ki yalnızca GPS destekli model iPhone yanınızdayken bir ağa bağlanabiliyor, Wi-Fi üzerinden internete girebiliyor ya da iPhone'unuzun Bluetooth bağlantısı üzerinden internete bağlanabiliyor. Yani bunları yapabiliyor. Hücresel destekli model ise bağımsız hücresel veri özelliği sayesinde yakınınızda bir iPhone olmadan herhangi bir ağ operatöre bağlanabiliyor, Wi-Fi üzerinden internete erişim sağlayabiliyor ya da telefonunuzun Bluetooth ile internete bağlanabiliyor. Peki bunlar ne anlama geliyor diye sorabilirsiniz. Hani videonun burasına kadar kafanız biraz karışmış olabilir. Şöyle özetleyeyim. Apple Watch Cellular ile iPhone'unuzu evinizde bırakıp aramalar yapabilir, metinler okuyabilir, SMS'ler atabilir, bildirimlerinizi almaya devam edebilirsiniz. Hatta
Apple müzik akışınızı bile yine saatiniz üzerinden görebilirsiniz ya da müzik dinleyebilirsiniz. Tabii şunu da unutmayın, Apple Watch Cellular'da bu işlemleri yapmanız için eSIM gerekiyor. eSIM fiziksel bir SIM kart değil, bu yüzden lütfen kafanız karışmasın. Fiziki girişi yok bu saatin. QR kodla SIM özelliğini saate ekliyorsunuz. Bunun için de zaten iPhone'unuz gerekiyor. Bunu fiziksel bir SIM kart olmadan mobil veri planınıza izin veren bir özellik olarak da düşünebilirsiniz. Series 7 6 farklı SIM kartı destekliyor ama sadece ikisi aktif olarak bu saatte çalışıyor. Asıl önemli konu ise Apple Watch Series 7 ve Apple Watch SE modellerinin hücresel bağlantılı versiyonlarının ülkemizde sadece Turkcell ile çalışıyor olması. Yani şu an sadece Turkcell bu desteği bize veriyor. Ve de bunun için aylık 30 TL kadar faturanıza ek ödeme yapmanız gerekiyor. Aslında ilk 6 ay bedava, sonrasında aylık 30 TL ekstra olarak ödüyorsunuz. Peki diğer operatörler bu konuda neler yapıyor derseniz, Vodafone ve Türk Telekom'un da bu konu üzerine çalışmalar yaptığını duydum. Kısa süre sonra bu destek bizlere sunulabilir. Hücresel özellik telefonlarını sürekli bir yerlerde unutan kişiler için de son derece kullanışlı. Düşme durumunda da diyelim, hani düştüğünüz bir kaza oldu Allah korusun, 112'yi otomatik olarak arayabiliyor ve konumunuzu bildirebiliyor. Bununla birlikte aynı hizmetten yurt dışında da birçok ülkeden de yararlanmanız mümkün. Yani aynı şekilde yurt dışında da bu işlemleri yapabiliyor bu saat. Tüm bunlara ek, Apple Watch Cellular çocuklarıyla iletişimde kalmak isteyen ebeveynler ya da telefonlarını duymayanlar için de faydalı olabilir. Şunu da sorabilirsiniz, WhatsApp'ı artık direkt saat üzerinden kullanabilecek miyim? Şöyle ki, bu henüz mümkün değil arkadaşlar. WhatsApp'ınız ve telefonunuz açık bir şekilde herhangi bir yerde olmalı ki siz WhatsApp'ı kullanabilirsiniz. Bakın, tekrar altını çiziyorum. WhatsApp ve telefon bir yerde açık olarak bulunmalı. Yani telefonunuzun da şarjı olmalı, WhatsApp'ınız telefonunuza da açık olmalı. Bunun ardından saatinize bildirim geldiğinde hazır cevaplarla ya da direkt dikte ile mesajlara cevap verebiliyorsunuz. Ceplerinde telefon olmadan koşu ve egzersiz yapmayı seven insanlar için de hücresel model kullanışlı aslında. Sizi bilmiyorum ama hani ben egzersiz yaparken telefonun şortumu aşağı çekmesinden nefret ediyorum. Bu anlamda hücresel model benim işime epey yaradı spor yaparken. Bu arada hep cellular model hakkında konuştum ama aynı özelliklerin çoğu GPS sürümlerinde de mevcut. Ancak yalnızca iPhone'unuz yanınızdayken, yakınınızdayken bunları yapabiliyorsunuz. Kısa mesaj göndermek ve almak, bildirimleri görmek için GPS'li modelin Bluetooth veya Wi-Fi aracılığıyla iPhone'unuza bağlı olması gerekiyor. Ama hücreselde böyle bir şey yapmanıza gerek yok demiştim. Ancak GPS sürümünün yerleşik GPS'i telefonunuz yanınızda olmasa da antrenmanlar sırasında mesafe, hız ve rota haritalama için çalışmaya devam ediyor. Hani bunu da ekleyelim. Hala kafanız karışıksa şöyle izah edeyim. Cellular, yani hücresel destekli Apple Watch'u ayrı bir küçük telefona sahipmişsiniz gibi düşünün. Bu sayede telefona veya Wi-Fi'ye bağlı değilken hücresel veriyle saatin özelliklerini kullanabilirsiniz. Yani en basit şekilde böyle düşünebilirsiniz. Şimdi bu iki saatin temel olarak nasıl farklılaştığını bildiğinize göre bu modelleri birbirinden ayıran diğer özelliğe geçebiliriz ki bu da aile kurulumu. Bu özellik kendi iPhone'ları olmayan ancak yine de bir Apple Watch kullanmak isteyen aile üyeleri için Apple Watch ayarlamanıza olanak tanıyor. Apple Watch'u ayarlamak için kullanılan ana iPhone ile arama yapabilir, mesaj gönderebilir ve konum paylaşabilirsiniz. Apple Watch'lar ayrıca ayrı bir hücresel plan aracılığıyla ayrı bir telefon numarası alıyor. Aile kurulum özelliği yalnızca Apple Watch hücresel sürümlerinde mevcut, bunu unutmayın. Yani GPS sürümünde bu özellik yok. Şu anda cellular modeline ihtiyacınız olmayabilir ama eski Apple Watch'unuzu bir gün bir arkadaşınıza veya ailenizden birine vermek isteyebilirsiniz. Yani bu anlamda aile planı işinize yarayabilir. Wi-Fi veya hücresel ağa bağlıysanız iPhone'unuzdan uzaktayken bile Apple Müzik, Apple Podcast'ler ve sesli kitap akışını takip edebilirsiniz. Müziğiniz sürekli bileğinizde oluyor, öyle düşünün. Yine tabii ki de Cellular sayesinde bunları yapabiliyorsunuz. Ayrıca iPhone'unuzdaki müzikleri, podcast'leri ve sesli kitapları saatinizde eşleyebilirsiniz, eş zamanlayabilirsiniz. Ardından saatiniz Wi-Fi veya hücresel ağa bağlı olmasa bile iPhone'unuz yakınınızda olmadan da saatinizdeki içeriği oynatabilirsiniz. Pil konusunda ise her iki saatte de 18 saatlik pil ömrü sunuluyor. Bununla birlikte pil ömrü tabii ki de sizin kullanım şeklinize bağlı. Saatte çok sayıda uygulama çalıştırıyorsanız pil daha hızlı bitebilir. Öte yandan Apple Watch'unuzdan ses çalıyorsanız, yani müzik dinliyorsanız, iki sürüm arasında küçük bir fark var. Hem GPS hem de hücresel sürümler Apple Watch depolama alanını kullanırken yaklaşık 11 saat ses çalabiliyor. Ancak hücresel ile saatin bağımsız hücresel ağını kullanırken 8 saate kadar ses çalabiliyorsunuz. O halde sonuca bağlayacak olursam, artık bu iki versiyonun ne gibi farklılıkları olduğunu bildiğinize göre
hangisini almalısınız? Şimdi kafanızdaki soru şu. Şöyle özetleyeyim. Öncelikle kendinize şu soruları sorun. iPhone'umu her zaman yanımda mı taşıyorum? Her ay fazladan operatör ücreti ödemek bana yük olur mu? Yalnızca bağımsız ağ yani hücresel veri özelliğini kullanmak için daha fazla harcama yapmak benim bütçemi yorar mı? Bütçeme uygun mu? Ve de tüm ailem için Apple Watch kurmayı planlıyor muyum? Telefonunuz her zaman yanınızdaysa ve Apple Watch'u yalnızca kendiniz için kullanmayı planlıyorsanız burada GPS sürümünü tercih edebilirsiniz. Öte yandan telefonunuzu arada köşeye bırakmak zorundaysanız ama yine de arama yapmak, SMS atmak, aile kurulumu desteğini kullanmak veya Apple Music'ten müzik dinlemek istiyorsanız Apple Watch Cellular modeline de bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda elimden geldiğince sizlere Apple Watch Cellular ve GPS arasındaki farkları anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Değinmediğim veya aklınıza takılan soru veya sorular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.